Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim en sevdiğimiz çorbalardan biri olan semizotlu çorbanın tarifini vereceğim. Yapımına geçiyorum. Yarım bağ yani 2 su bardağı doğranmış semizotu kullanacağım. Semizotlarını yıkadıktan sonra bu şekilde kestim. Yoğurtlu karışımı hazırlıyorum. 2 su bardağı yoğurdu kasenin içine alıyorum. Koyu kıvamlı bir yoğurt olduğu için şöyle çeyrek çay bardağı su ilave ediyorum aynı bardakla. 3 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta sarısını da ilave ederek iyice karıştırıyorum. Yumurta sarısı kullanmak istemeyenler kullanmayabilirler. Çorbayı yapacağım tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. 1 tane doğradığım soğanı ilave ediyorum ve yaklaşık 4-5 dakika kavuruyorum. Soğanı kavurduktan sonra semizotlarını tekrar yıkamıştım, sudan geçirmiştim. Süzgecin üzerine almıştım. Şimdi onları da ekliyorum ve yaklaşık 4-5 dakika kavuruyorum ediyorum. Şimdi 6 su bardağı kaynar suyu ilave ediyorum. Yaklaşık 1 su bardağı kadar yani şöyle bir kase Haşlanmış buğday ilave ediyorum. Aşurelik buğday kullandığım e, yerine bulgur, pirinç veya e, şehriye de kullanabilirsiniz. Tenceredeki sudan az önce hazırladığım yoğurtlu karışımın içine biraz alıyorum, ılınmasını sağlıyorum ve yoğurtlu karışımı tencereye ilave ediyorum kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da arada karıştırarak kısık ateşte pişiriyorum ve ocağı kapatıyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Çorba pişti, ocağı kapatıyorum şimdi ve tuzunu ilave ederek karıştırıyorum. Yoğurtlu çorbalarda kesik bir görüntü oluşmaması için pişirirken değil ocağı kapattıktan sonra eklediğimi diğer çorba videolarında söylemiştim. Ee, mutlaka bu şekilde yapın. Şimdi çorbanın yağını hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Yağ eridikten sonra 1 çay kaşığı toz biber ilave ediyorum pul biber de kullanabilirsiniz. Ve hazırladığım tereyağlı biberli sosu çorbaya ilave ederek karıştırıyorum. Başta da belirttiğim gibi bizim en sevdiğimiz çorbalardan bir tanesi gerçekten çok lezzetli. Daha önce denemediyseniz denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Aldığınız semizotunu doğradıktan sonra bir saklama kabı içinde derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp bu çorbayı yapabilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu çorba tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.